İstediğimiz bir müziği iPhone'da zil sesine döndürmeyi göstereceğim. Çok basit. GarageBand uygulamasını indirin. Uygulamayı açtıktan sonra sağ taraftaki artı tuşuna basın. Ses kaydediciyi bulun. Burada amfi var, işte bateri vesaire, bunları yapabiliyorsunuz. Ses kaydediciyi bulduysanız sol alttan sese tıklayın. Üst taraftaki kırmızı tuşa bastığımızda dışarıdaki herhangi bir sesi kayda alır. Bu mesela bir müzik yüklemek istediğiniz, onu herhangi bir bilgisayardan, bir telefondan açın, buraya kaydedin. Bu alttaki 5 tane seçenek, bunların ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Şunu kapatın, şu yukarıdaki tik tak yapan, o müziğin içinde tik tak yapar. Bu kompres, bu böyle hamam etkisi verir müziğe. İstediğiniz ayarı yapabilirsiniz, kaydettikten sonra da yapabilirsiniz bu arada. Ben bunu kısıyorum. Kırmızıya basıyorum, müziği de açıyorum. Evet, kestik. Yeterlidir herhalde. Bir dinleyelim. Evet, müziğimiz var. Şimdi yapacağımız işlem, soldaki, en soldaki şu aşağıya doğru üçgenden parçalarıma gelin. Bunu buraya kaydetti. Bekliyor dediği onu iCloud'a kaydediyor. Şöyle yapıyorsunuz. Üzerine basılı tutun. Sayfayı aşağıya indirin. Paylaş seçeneği çıkıyor. Buradan zil sesi diyor. Zil sesine basılı tutun. Buradan zilinize bir isim verin. Atıyorum, ne yüklediniz? İşte Mustafa Sandal yüklediniz diyelim. Yazın adını. Dışa aktara basın. Zil sesi olarak dışa aktarılıyor. Burada nasıl kullanmak istediğinizi soruyor. İsterseniz zil sesi, isterseniz standart SMS tonu, isterseniz de bir kişiye bunu atayabilirsiniz. Buradan zil sesi yapalım bunu. Zil sesi yaptık. Şimdi telefonumuzdan ayarlara geliyoruz. Ayarlar bölümünde zil sesleri, uyarılara gelelim. Gördüğünüz gibi Mustafa Sandal olarak burada seçildi. Bakın, deneyelim.